Çiftes Merkez'den merhaba. Bugün yine bambaşka bir ortamda ev rahatlığında Nvidia tarafından güçlendirilen ve dünyanın en küçük boyutlu oyun PC'lerinden biri olan Arm MNX 15'i inceleyeceğiz. Her ne kadar oyun konsolları Sony ve Microsoft'un son ataklarıyla birlikte gücünü güç katmaya devam etse de halen oyun performansı konusunda PC'lere yetişebilmiş değiller. Özellikle kompakt, taşınabilir ve güçlü PC'ler oyun konsollarının iyi bir çıkış yakaladığı günümüzde halen gerçek oyuncular için yegane platform olmayı başarıyor. Nvidia'nın lokal sistem üreticilerini desteklediği proje kapsamında üretilmiş bilgisayarlar arasında bulunan Arm MNX 15'te bunlara iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Kolay, taşınabilir, kompakt ve güçlü mimarisiyle dikkat çeken Arm MNX 15, dünyanın en küçük boyutlu oyun PC'lerinden biri olarak da önem arz ediyor. Elbette Arm MNX 15'i özel yapan en yeni nesil GeForce GTX 700 serisi grafik kartlarıyla donatılmış olması. Bugün inceleyeceğimiz Arm MNX 15 karşımıza Nvidia GeForce GTX 760 ile çıkıyor. Şimdi Nvidia tarafından geliştirilen MNX 15'e daha yakından bakalım. Arm MNX 15'in teknik detaylarını göz atmadan önce tasarımını ele almak gerekiyor. Zira neredeyse oyun konsollarına yakın boyutlarıyla küçük bir kutu görünümünde olan Arm MNX 15 gerçekten derli toplu bir görünüm sergiliyor. Kasa siyah renkli kompakt bir gövdeye sahip. Ön tarafına baktığımızda yalnızca bir güç butonu görüyoruz. Kasanın üst yüzeyinde ise iki adet güçlü fan bizleri karşılıyor. Kasanın çevresinde pek çok delik bulunuyor. Böylece kasanın küçük olmasından, yani dolayısıyla içerisindeki birimlerin yeterli havayı alamayacağından endişe duymanıza gerek yok. Güçlü fanları ile hava akışı gayet düzenli bir şekilde işliyor ve sistemin serin kalmasını başarıyor. Bu da uzun soluklu, yoğun oyun seansları sonrasında performans kaybı yaşamanıza engel oluyor elbette. Şimdi MNX 15'in kasasını açıp içeriye bir göz atabiliriz. Elbette söze ekran kartından, yani Nvidia'nın en güçlü GeForce GTX 760 GPU'sundan bahsederek başlayacağız. Üst segment oyunseverler hitap eden Nvidia GeForce GTX 760 karşımıza MSI N760 Hawk ile çıkıyor. N760 Hawk her şeyden önce geleneksel fanlara göre 120 daha etkin hava akışı sağlayan blade teknolojili fanların sahibi olmasıyla etkin bir havalandırma sağlıyor. 10 cm çaplı fanlara sahip olan ekran kartı TwinFrozer 4 termal tasarımlı. Böylece TwinFrozer 2'ye göre %40 daha fazla hava akış desteği sunan kart performansa tam olarak odaklanmış durumda. Elbette söz konusu performans olduğunda Nvidia'nın başarılı teknolojilerinden bahsetmek gerekiyor. İyi performans sağlamak için sürücülerin en güncel durumda olması kaçınılmaz. Burada karşımıza GeForce Experience teknolojisiyle çıkan Nvidia tek bir tıklama ile sürücülerinizi otomatik olarak güncelliyor ve oyun ayarlarınızı optimize edebiliyor. Bunun yanında GeForce Shadow Play isimli teknolojileri de bize sunan Nvidia bu teknolojisiyle oyun anlarınızı otomatik olarak yakalayabiliyor. Adından da anlaşılabileceği gibi bir gölge gibi oyununuzu takip eden Shadow Play oyun içindeki istediğiniz bir kesitin 10 ila 20 dakikasını kaydedebilmenize olanak tanıyor. Böylece oyun içindeki performansınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir ve ününüze ün katabilirsiniz. En yeni nesil GeForce GTX 700 serisi grafik kartlarıyla donatılmış olan MNX 15 farklı konfigürasyon seçenekleriyle geliyor. Kişi özel tasarım ve konfigürasyon seçenekleriyle sunan MNX 15'in elimizdeki modeli Intel Core i7 işlemciye sahip. İsteğe bağlı olarak Intel i3 ve i5 işlemcileriyle de sunulan MNX 15 teste gelen modeli de i7 2600 işlemciyi kalbinde taşıyor. 3.40 GHz hızında çalışan işlemci maksimum performansı 3.80 GHz'e kadar performans artışı gösterebiliyor. Bu da elbette oyunlarınıza performans olarak geri dönüyor. Windows 8.1 işletim sistemiyle çalışan kasa 8 GB'lık DDR3 ve 1 TB'lık geniş bir sabit disk kapasitesine de sahip. TwinFrozer 4 termal tasarımlı MSI N760 Hawk'ın GPU'su olarak yer alan Nvidia GeForce GTX 760 1110 MHz base clock, 1176 MHz boost clock saat değerlerini sunuyor. 256 bit veri yolu ve 2 GB kapasiteli GDDR5 bellekleriyle oyuncuları tatmin edecek düzeyde performans sergileyen kart test sürecimizde de bize bu başarıyı gösterdi. Sistemde sırasıyla Battlefield 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, Call of Duty, Black Ops 2 ve daha pek çok oyunu çalıştırdık ve sonuçları gözlemledik. Sonuç elbette tahmin ettiğiniz gibi gayet iyi seviyedeydi. Battlefield 3'te 1280x720 piksel çözünürlükte ve tüm grafik detayları ultra olarak ayarlandığında aldığımız FPS değeri 75 ila 90 arasındaydı. Çözünürlüğü artırıp oyunu Full HD'ye terfi ettirdiğimizde de verim düşmedi. 40 ila 55 FPS arasında değişen değerler arasında gayet akıcı bir oyun deneyimiyle karşılaştık. Nvidia tarafından desteklenen en son oyunlar arasında yer alan Assassin's Creed 4 Black Flag'de de durum pek farklı değil. 1280x720 pikselde ve yine tüm grafik detayları açıkken 60 FPS aldığımız sistemde 1920x1080 pikselde 30 FPS gördük.
Böylece oyunseverlere son dönem oyunları rahatlıkla oynatabileceğini gösteren Venice 15, nispeten eski bir oyun olan ama fanları tarafından halen sevilen Call of Duty Black Ops 2'de de 1920x1080 pikselde 60 FPS'yi garantiliyor. Bu arada Nvidia'nın desteklediği en son oyunlardan Batman Arkham Origin ve Splinter Cell Blacklist'le de deneyimlediğimiz Venice 15 sonuç olarak baktığımızda Nvidia'nın güç verdiği etkileyici bir sistem olarak bizden tam puan almayı başarıyor. Nvidia'nın lokal sistem üreticilerinin desteklediği proje kapsamında üretilmiş PC'lerinden biri olan Arma Venice 15, kolay taşınabilir, kompakt ve güçlü tasarımının yanı sıra dünyanın en küçük boyutlu oyun PC'lerinden biri olmasıyla da dikkat çekici. Böylece sahip olduğu küçük boyutu ve maksimum performansıyla evlerin oturma odalarında kendine rahatlıkla yer bulabiliyor. Test ettiğim sistem konfigürasyonuna sahip modeliyle olduğu kadar isteğe bağlı olarak kişiselleştirebilen ve özelleştirebilen tasarım ve teknik detaylarıyla da oyun severlere rahatlıkla önerebiliriz. Özellikle GeForce GTX 700 serisi grafik kartları ile donatılmış olması tercih sebebi.